Şanlı Azerbaycan ordusu Karabağ'da ve Zengezur'da destanlar yazarken, Ermenistan topraklarında daha önce kendisine ait toprakları bir bir alırken ve bu kadar güçlü hamleleri yaparken İran'dan çok tabii ki tehditler geldi. Gelmeye de devam ediyor. En son yaptıkları açıklamada Zengezur'u alırsanız Azerbaycan'a kabus yaşatacağız dedi İran Meclis Dışişleri Komisyon Başkanı. Raisinin sözleri bunlar, aslında onları konuşturuyorlar. Bir gün devrim muhafızlarından, bir gün oradan buradan. Ama İran'a mesaj İran'ın içinden. İran bak, içinde milyonlarca Türk var. Tebriz'de Azerbaycan'a büyük bir destek var. Gelin dinleyelim onları. Azerbaycan Kürt Fuarı! Azerbaycan! Azerbaycan Kürt Fuarı! Azerbaycan! Azerbaycan Kürt Fuarı! Evet, şu anda Türkler sokaklarda, adabı ve erkanıyla, itirazları bile güzel itirazlar. İşte şimdi bakın, karşıdakilere bakın, bir de Türklerin asaletine bakın. Evet, şu an itirazları var Türklerin, İran'a itirazları var. Yaşasın İran'daki Türkistan, yaşasın İran'daki Azerbaycan. Moğol rejimine karşı çıkan Türk şehri Hamedan'dan gelin şu güzel görüntüleri izleyelim. Azerbaycan'ı tehdit eden İran'a bak hele. Bu görüntüler yetmiyor mu İran sana? Size söylemiştim. İran televizyonlarında Turan koridorunun büyük bir tehdit olduğunu ve telaşlarını size anlatmıştım. Daha çok telaşlanacaklar. Daha çok kuduracaklar. Ne yaparsa yapsınlar bizi durduramayacaklar. Özellikle son yapılan provokasyonda. Evet, gelen haberlere göre demiştim. Hamedan, Govezin, Erak ve Tebriz'de artık halk sokaklarda.
Türkler bu rejimin yaptıklarını istemiyor. Zengezur çok yakın. Artık Zengezur yaklaşıyor desek yeridir. Rüyadan uyanacağız artık. Bir hayal olmaktan çıkacak Zengezur. Beklentilerimizin artık belli alanda gerçeklerle örtüştüğü bir dönemdeyiz. Hayallerimizin gücümüzle örtüştüğü bir dönemdeyiz. İtirazların daha az çıktığı bir dönemdeyiz veya bizim çok güçlü olduğumuzdan daha az hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Artık Azerbaycan'ın batı kanadının da tamiri ve batı kanadının da tabii eksik parçaları bir bir yerine yerleşiyor. İran'daki kardeşlerimiz unutmadık sizi. Yani sizin bu şanlı direnişinize selam ederiz. Özellikle Azerbaycan'ın her başarısından sonra komaya giren, kabuslar gören İran rejimi de tabii ki çatırdamaya başladı. Ermenistan'a şimdi silah sevkiyatı nedir? Ermenistan'ın toprak bütünlüğü bizim için çok önemli demek nedir? Azerbaycan'ın işgal ettiği Karabağ'daki topraklarımızı alırken, Zengilan'ı alırken bile İran askerlerinin cüret edip Hüdafer'in köprüsü yakınlarından geçtiği ve Azerbaycan ordusuyla çatışma riski oluşturacak bir duruma o dönemde 2. Karabağ Savaşı'da geldiğini sizlere anlatmıştık. Aliyev'in Hüdafer'in köprüsünü ziyaretinde oradaki muhafızların nişan dürbünlerine işaretlediklerini de anlatmıştık. Aliyev hiçbirinden çekinmemiş, Hüdafer'in köprüsüne eşiyle giderek İran'a da açıkça şu mesajı vermişti. Burası benim toprağım, bizzat ben geldim. İran, dedim ya, Ermenistan üzerinden hem uyuşturucu ticareti hem de legalite ve illegalite anlamında bu yolu hunharca kullanıyor ve gümrük vergisi vermiyordu. Bu konuda büyük karlar elde ediyor ve bu fırsatta tabii ki Ermenistan'la müttefiklik ilişkisi içerisinde Avrupa ile ilişkilerini Erivan üzerinden inşa ediyordu. Tabii ki bu durumdan dolayı AB'nin bazı yaptırımlarla ilgili Birleşmiş Milletler'den kaldırılması yönünde adımlar attığını biliyoruz. Ama artık sabrımız kalmadı. İran rejimi Türklerin haklarını vermeli ve Türkiye ve Azerbaycan'a karşı daha üsturuplu ve barışçıl bir politika izlemeli. Tabii ki bunu biz söyledik de yapacaklar mı? Yapmayacaklar ama biz doğru olan şeyi söyleyeceğiz ve Tebriz'deki bu yiğit insanlara Türk kardeşlerimizin yanında olduğumuzu kendilerine aykıracağız. Sakın Kuzey İran'daki milyonlarca Türk'ün saçının teline bile zarar vermeyi aklınızdan geçirmeyin. Biz Azerbaycanlılar, Azerbaycan'daki Türk kardeşlerimiz, Anadolu'daki Türk kardeşlerimiz, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği orada hiçbir kardeşinin burnunun kanamasına izin vermeyecektir. İran aklını başına devşirmeli ve Türk'ün tabii ki gücünü ensesinde görmeden aklı selim hareket etmelidir. Evet, bir dahaki konuda görüşene kadar. Buradan selam yolluyoruz Tebriz'e. Yalnız değilsiniz. Bir dahaki konuda görüşene kadar. Hoşçakalın.